Dil sürçmesi neden kaynaklanır? Yardımcı doçent doktor, psikiyatrist Rıdvan Üney, dil sürçmesinin beynimizde var olan bir bilgiyi veya düşüncenin bazen yersiz veya zamansızca ortaya çıkması olduğunu söyledi. Psikoloji biriminin dil sürçmesiyle uzun dönemler ilgilendiğini belirterek, bu konuda en yaygın bakış açılarından biri, ünlü psikanalist Freud tarafından tanımlanan bilinç dışı düşünce, istek ve arzuların bir anda ortaya çıkmasıdır. Buna göre arzuların çoğu yasaktır ve insanda endişe doğurur. Böyle olduğunda bu yasak olan şeyler bilinç dışında bastırılmış olurlar. Ancak kimi zaman bu bastırılan arzular en çok istenilmeyen zamanlarda konuşmanın içine katılır. Yani aslında istenilen ama yasak olan şeyin yüzeye çıkmasıdır. Dervişin fikri neyse zikri de olur. Günümüzdeki yaklaşıma göre dil sürçmelerinin birkaç şekilde ortaya çıktığını ifade eden yardımcı doçent doktor psikiyatrist Rıdvan Üney, insan beyninin çalışma şekli bir olay görüldüğünde veya yaşandığında bu konuyla ilgili akla ilk gelen sözle durumun ifade edilmesi biçimindedir. Bu durumda sık yaşadığımız olaylar ve durumlar için yeniden düşünmemize ihtiyaç kalmaz. Böylece beynimizi ekonomik olarak kullanırız. Yani hoşumuza gitmeyen bir görüntüyle karşılaştığımızda iğrenç demek için çok uğraşmayız. Çünkü defalarca aynı şeyi görüp aynı yorum yapmışızdır. Bilgisayarlardaki kısa yol gibi tanımlanabilir. Yani ilk verdiğimiz tepki en çok kullandığımız sözdür. Esasen atasözlerimizden dervişin fikri neyse zikri de odur bunu çok iyi açıklar. Dil sürçmesi bilgi ve düşüncenin bir anda ortaya çıkmasıdır. Bazen kontrolsüz kişiler gördüğü durumları cinsel anlamlarla özdeşleştirmiş ve gördüğü her neyse bunu cinsel içerikli bir konuşma veya sözle anlatabilirler. Bu durumlarda ortamın uygun olup olmamasına bakmazlar. Bu da dilimizde gaf olarak tanımlanır. Burada dil sürçmesi insanın zaten olan bilgisinin veya düşüncesinin bir anda ortaya çıkması diye konuştu. Yorgunluk ve çok konuşma dil sürçmesine sebep olabilir. Bir kelimeyi yanlış telaffuz etmek gibi durumlar buna en iyi örneklerdir. Kişilik kelimesi yerine ilişik kelimesini kullanmak buna örnek olarak verilebilir. Hangi şekilde olursa olsun dil sürçmesi beynimizde var olan bir bilgi veya düşüncenin bazen yersiz ve zamansızca ortaya çıkması olarak özetlenebilir.